Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Merrill Hellsinger'a bakacağız. Oyunun yapımcısı sağ olsun bana bir kod sağladı. Gelin şimdi beraber Merrill Hellsinger'a nasıl bir oyunmuş, nasıl bir oyun değilmiş şöyle bir bakalım. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam bir fuarda gösterilmişti. Şöyle iyi bir haber var ki bu oyunu direkt Game Pass'ten deneyebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Bakalım şöyle fikirlerimizi paylaşalım. Eğer siz de beğenirseniz direkt Game Pass'ten oynayabilirsiniz. Tabii ki satın almak isterseniz o da size kalmış. Şu anda PlayStation 5 üzerindeyim. Hem DualSense özelliklerine bakacağız hem de oyunun kendisine bakacağız. Nasıl bir oyun diye sorarsanız bu oyun aslına bakarsanız metalci Doom'u diyebiliriz. Doom tarzında ama metal müziklerini içeriyor. Rock and roll böyle müzik zaten duyuyorsunuz. Bu tarz şeyler var. Performans ve Resolution modumuz var. 30 FPS'de oyun çalışabiliyor. Performans modunda kalsın şimdilik. Burada trigger efekt vesaire açık. Şöyle new game diyelim. Hiç başlamadım, beraber deneyelim. Şöyle continue diyelim. Difficulty got lamp. Tamam, orta şey olsun, çok zorlamaya gerek yok. Bakalım nasıl boymuş mekanikleri vesaire. Yani gameplay videoları izlediğim kadarıyla öyle çok fazla beni coşturmamıştı ama Doom tarzında eğlenceli bir oyun olabilir. Gelin bakalım. Special, I mean to say. This soul came to hell just like a tune comes into your head. Nobody knew why or where from. All they knew, she had a score to settle. Now, demons not being the most creative types, they just called her the unknown. Gayet yaratıcı bir isim. But hell is hell. Hell is hell abi. Yapıştır işte. Hikayesi de bu şekilde. Took her voice. For now, what you need to know is. Keski. Evet. Sesi alınmış. Tek istediği şey onu geri almak. Peki. Hellsinger de herhalde buradan geliyor. Sesimizi geri almaya çalışacağız. And this here is the Red Judge, ruler of the hells. Bu da Hell'ın şeytan bayağı yöneticisi. Onu keseceğiz, biçeceğiz. Biz kırarız onları hocam, hiç sıkıntı değil. She was down there. Just getting madder. Kızdık da kızdık. Would stay there forever if I had called. You see, the thing is, just because the unknown couldn't break those magic gates herself, don't mean they can't be broken. Aynen, adam kıramadığı için kırılmayacak diye bir şey yok. Judge stole her voice. Ya. Don't mean she'd never sing again. İlginçmiş bu yani. Hellsinger hani harbiden. Çalmayacaktın abicim sesini. Şimdi yok edeceğiz. Evet, böyle tatlı bir hikayesi de varmış. Play diyelim bakalım. Şu an biz direkt onu oynuyoruz galiba. Bu arada müzikler vesaire sürekli heriflerin kendi zaten metalcilerin yaptığı müzikler. Dinleyin, keyfini çıkarın. Yapımcı demiş ki bir sıkıntı falan çıkmaz. Çatır çatır dinletebilirsiniz falan demiş ama bakalım ne olacak. Aynen öyle. Başladık. Grafikler indie oyuna göre hiç fena değil. Bakalım. Oyunun olayı aslına bakarsanız bildiğim kadarıyla yine Doom şekilde hani arcade bir FPS sağ sol keserken ama şu ritim olayını birazcık daha dikkat ederek kulaklıklarımızı takıp böyle ritme kaptırıp kendimizi milleti kesmek. Bakalım nasıl bir oyun. Dediğim gibi grafikler fena değil, güzel duruyor. Yani sonuçta bu tarz şeyler çok değildir. Yani tam şu şekilde bakın görebileceğiniz üzere burada triggerlar vesaire gayet güzel. Aynen öyle. Tam şeyde ortada bir çizgi var görebileceğiniz üzere. O aslında fıt fıt. Tam şeydeyken beyaz olunca basacağız. Aynen öyle. Ve böyle tutturunca da özel kombolar yapıyoruz. Gayet güzel. Şu an bir silahımız vesaire yok. Sadece bıçakımız var. Bıçakımızla gidelim bakalım. Belki de tamam. Hop. Ha tabii oyun oynarken sürekli bir yandan bu ritme odaklanıp bir yandan da adamları kesmek nasıl olacak bakalım. O yüzden birazcık göreceğiz. Çift zıplamamız daha abinin ilk anından açık. Şöyle. Aynen istersek hani illa o ritme bağlı kalmamıza gerek yok. Random da kesebiliriz ama random kesince bütün iş gidiyor ama ben bu
Evet, böyle her şey daha güzel. Ama işte bu biraz, evet, biraz zor bir oyun arkadaşlar, onu söyleyeyim yani. Oynaması değil ama sadece dinleyerek yapabilir miyiz peki? Biraz alışmak gerekiyor. Tamam. Evet, biraz çözdüm olayı. Aynen öyle. Hoppa, tamam, güzel. Vuruş hissi vesaire gayet güzel gözüküyor şu an. Şu an için ray tracing falan var mı diye baktım ama bu neymiş? Tamam. Bunlara, böyle parlayanlara saldırıyoruz. Güzel, kupayı da açtık. Canımız vesaire var. Şuradan gidebiliyor muyum? Yok. Ha, bu parlıyor. Bunu hemen şöyle vuracağız. Hop. Ha, bu şey işte Doom'da var olan, yanına yaklaşıp vurduğumuz özellikle aynı şey. Can düşüyor aynı şekilde bunu yapınca. Peki, güzel. Gayet keyifli bir oyun bu arada. Biraz alışmak gerekiyor. Klavye mouse oynansa daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ya kelimelere gerek yok dostum. Ha, bu uçan kafalar Doom'dakiler mi acaba? Bu bizim kankamız mı? Bizim kafamızda dolaşan ses mi olacak? Şimdi bir kapı kapandıysa eğer kesin birileri şimdi spamlanır. Bakalım ne olacak. Oh. Bu ateş ediyor bayağı. Hop, şunu şöyle. Ha, bunu da tam ritminde mi tutturmak gerekiyor? Aynen öyle. Her şeyi ritmine göre tutturmak gerekiyor. Tamam. Bu bayağı uzaktan ateş ediyor değil mi? Aynen öyle. Peki mermisi vesaire var mı diye düşünüyorum. Yok. Hop. Tamam. Şimdi müzik kulağı olan arkadaşlar için bu oyun çok daha iyi olur. Ben mesela müzikle çok fazla ortadaki şeyi bağdaştıramıyorum. Ama sizin eğer müzik kulağınız varsa çok daha keyif alabilirsiniz. Yani biraz tabi ufak ufak alıştım da. Yani beynimiz şeye çok alışmış. Normal oyunlarda saldır gitsin falan hani gibilerinden ama yok, hani ortadaki şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an etrafta kimse yok gibi duruyor ama. Evet, şimdi çıktı. Ama işte bu şey olayı, ritim olayı vuruş hissine başka bir boyut katıyor. Peki şu an isteyince bunu geri alabiliyorum. Tamam. Şunu aldım. Hop. İstediğim zaman da buna geçiyorum. İster uzak ister yakın saldırı yapabiliyorum. Bakalım. Şöyle kesiyorum bakalım. Hop. Tabi bu ileride muhtemelen bu combo işleri çok çok daha başka bir seviyeye çıkar. Şu an dümdüz saldırıyoruz yani. Aynen öyle. Bakalım. İşin kötüsü şeyi kaçırdığınızda. Oo. Ritmi kaçırdığınızda işler daha da zorlaşıyor. Evet, ilginç bir bakış açısı olmuş ya. Bu tarz arcade FPS türüne yani, ve işi garip bir şekilde zorlaştırmış, hoş bir şekilde zorlaştırmış aslında. Baksana, tutturamıyorum hiçbir şekilde. Beni aşan bir oyun olmuş birazcık bu. Tamam. Başka biri var mı? Senin de... Konuşamıyorum bile ya. Bu oyunun bayağı bir odaklı olmanız gerekiyor. Buradan mı gidiyoruz? Direkt atladık o zaman. Evet, ilginç bir oyunmuş. Yani bir Doom kadar oynaması rahat değil o kesin ama yani şey, hop, geçtim direkt. Ama hani farklı bir bakış açısı. Dın 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 dın. Bu şekilde belki. Hiçbir şekilde yetişemiyorum. Şu an bir şey açtık. O L2 mi? Oo. Şimdi hızlandı, bir şeyler oluyor. Devil May Cry oluyor.
Oo. Güzel. Bu çok başka. Ritim değişiyor ve daha hızlı bir şekilde saldırabiliyorsun. Dun 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 dun. Bunlar oo bayağı iyi vuruyorlar. Ben vuramıyorum. Hadi. Hadi olacak o iş. Belki de kulaklığın sesinin biraz daha açık olması lazım. Gerçi çok dinlemiyorum da. Şunlar da can galiba. Ver bakalım. Aynen öyle. Bu ne böyle ya? Yeni silah. Oo, oo. Trigger'lar bayağı şey yaptı yani. Mermisi bu, mermisi var evet. Tabii ki mermisi var. Güzel. Tabii. Bayağı bir sertleşti işler. Hop şunu şöyle keselim. Ritme girebilirsem aslında hep ıskaladığım için hop. Hop 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 hop. Tamam. Daha adam tabii ki. Hop bildirimi değdik oradan. İlginç. Tamam. Onu da hallettik. Şimdi biraz şunu pompalıyla şöyle halledelim bakalım. Hop. Her zamanki gibi ıskalıyorum. Olsun. Dur bakalım daha bunu bakalım. Ya bu şey vuruş hissini çok güzel bir şekilde etkiliyor ya. Eğer tutturabilirseniz, benim gibi oynamazsanız bayağı bir keyif alabilirsiniz bu oyundan ya. Beklediğimden çok daha iyi bir oyun karşımda yani. Çok yani farklı dinamiklere sahip oyun. Bu da bir işe yarıyor. Yok bu bir işe yaramıyor. Tamam bunu böyle vurduk. Bunu böyle vurduk. Hadi oğlum. Olmadı. Tamam. Bazen altın şey de geliyor. Ben ölüyorum bu arada onu. Aslında şey yapsam. Evet aslında ritme kulak verince işler çok daha kolaylaşıyor. Dün 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 dün. Evet birazcık daha kulaklarınızı kullanmanız gerekiyor. Tam bir metalci oyunu ya. Tam böyle hani hele bateri çalan arkadaşlar falan varsa bu oyunda bayağı bir keyif alabilirler. Dum 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 dum. Bayağı da düşman yolluyor oyun ya. Şöyle keselim. Birazcık da can da lazım çünkü. Dum dum hop hop tamam. Tın 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 tın. Aynen öyle. Biraz geri zekalıyım ama olsun. Birazcık tabii kulak müzik kulağı olması gerekiyor. Biraz gerekiyor. Çok değil ama biraz gerekiyor. Oo tam da yerinde yaptık ha. Evet, biraz çözdük sanki ha. Dediğim gibi. Canı ihtiyacımız olursa oradan alacağız. Tın tın tın. Bir kez kaçırınca da ama tabii ki pek çok şeyi kaybediyorsunuz. Birazcık da pompalımızı alalım. Hop. Hoppa tamam bunu da hallettik. Bunlar patlayıcı mı? Birazcık kılıcımızı alalım. Kılıcımızı özledim. Şunu kıralım birazcık can alalım. Hop. Evet. Oo bayağı puan veriyor. Evet. Eğer tutturabilirsiniz ya bu oyunu şeyi olarak çok yapabilirsiniz. Şu kadar skor almaya kasacağım. Bu kadar Guitar Hero kafasında birazcık oynayabilirsiniz.
biraz ufak ufak artık elim alışıyor ama yine de zor. Bu ne? Aynen öyle. Hop şunu. Vaa, Devil May Cry. Daha var mı? Ah be, boşa gitti biraz. Olsun. Ya bu arada videoda çok fazla konuşamıyorum çünkü gerçekten beynim yoruluyor ya. Alışkın olmadığım için biraz da hani tek başınıza odaklı bir şekilde kulaklığınızı takıp oynamanız gereken bir oyun olduğu kesin, yani Doom kadar rahat değil. Ama en az bir Doom kadar eğlenceli olduğunu söyleyebilirim ya. Bir Doom veya herhangi bir arcade FPS. Bunu harcamasa mıydık? Şeyler çok uzun, bölümler çok uzun veya ben mi hızlı kesemiyorum hani yaratıkları tutturamadığım için? Çünkü gerçekten öldüremiyorum da. Ha yok, bu da böyle. Ha burada bir şey var. Bunu tabii almamışız. Olsun. Evet arkadaşlar, yani Metal Hellsinger'da bu şekildeydi. Görebileceğiniz üzere ben çok beğendim. Beklediğimden daha çok keyif aldım. Çünkü uzaktan izlediğinizde birazcık böyle çok da hani sıradan bir arcade FPS'ten farkı yokmuş gibi gözüküyor. Ben E3 fuarında falan izlerken de E3 dediğime bakmayın. Yani fuarda izlediğimde de demiştim yani çok bununla değil. Bak klasik bir arcade FPS gibi gözüküyor demiştim ama aslında farklı bir yorum olmuş. Gerçekten bu tarz arcade FPS türüne bambaşka bir yorum getirmiş. Metalciyseniz, özellikle müzik kulağınız varsa vesaire, mutlaka zaten Game Pass'te bedava. Mutlaka bakın, bir deneyin. Şunu bakın. Çünkü şunu yapmak gerçekten eğlenceli ya. Kesti gitti. Gerçekten hele ki biraz daha alışabilirsek, ben de dahil. Yani ben şu an oyunun çok ufak bir bölümünü gösteriyorum size ama az çok fikrini aldınız diye düşünüyorum. Belki ileride oyunu bitirebilirsem ki bitiririm diye düşünüyorum. Tekrardan kanalda misafir ederiz. Çünkü gerçekten çok keyif aldım oyundan. Şu an bana bayağı saldırıyor bu insancıklar, yaratıklar, şeytanlar, artık ne demek isterseniz. Onları bu şekilde keselim bakalım. Madem öyle, madem bana yamuk yapıyorsunuz, ben de bayağı, evet şu an ısındım arkadaşlar. Tam videonun sonunda şu an ısınmış hissediyorum kendimi. Ama eğer ki hop şöyle, ooo, ekran kan gölüne döndü. Aynen öyle, kesiyorum milleti hiç acımadan. Ve hiç yarın yokmuş gibi geliyorlar ya. Oo. Hop. Hadi oo. Evet, bunu yapamasaydım ölüyordum. Vallahi ölüyordum, çok kötü ölüyordum. Ve bunu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendiğim gibi, mutlaka oyuna para vermek istemiyorsanız dahi kesinlikle girin bir Game Pass'ten deneyin. Şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.